Yayınlarından herkese merhaba. Nilay'la Her Şey Dahil programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta ruh sağlığı köşemizde klinik psikolog Betül Aslan'la birlikte kaygı bozukluğu ve panik atak hakkında konuşacağız. Betül Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Güzel bir başlangıç yapıyoruz haftaya. Umarım herkesin haftası güzel geçer. Buradan da iyi dileklerimizi iletmiş olalım. Geçen haftaki programımızın sonunda kaygı bozukluğu ve panik atak hakkında konuşacağımızı da söylemiştik izleyicilerimize. Dilerseniz öncelikle kaygı bozukluğu nedir olarak başlayalım. Tabii. Kaygıdan başlayalım isterseniz. Tamam. Kaygı tehdit veya tehlike karşısında verdiğimiz bir tepkidir, bir duygudur aynı zamanda. Şunu söylemek istiyorum, olağan da bir duygudur, çok normal bir duygudur ve olmazsa olmaz bir duygudur. Çünkü bizi ihtiyaçlarımıza götürecek bir duygudur. Bunu şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. Bir bitki düşünelim, bir tohumken büyüyüp serpiliyor ve gelişiyor. Ama bunun için belli aşamalardan geçmesi gerekiyor. Hı hı. Ve belli ihtiyaçlarının da karşılanması gerekiyor. Örneğin işte toprak olması gerekiyor, besinler, su, güneş enerjisi gibi şeylere ihtiyacı var. Burada bu ihtiyaçlar verilmezse o bitki büyüyemez. İnsanın gelişimi için de belli aşamalar olması gerekiyor ve insan belli aşamalardan geçmesi gerekiyor. Hı hı. Bunun en temelinde güvenlik ihtiyacı dediğimiz bir ihtiyaç var. Ve kaygı olduğu zaman, yani kaygı normal bir tepkiyken, bunun şiddetinde, süresinde bir eğer bozukluk oluyorsa, bu güvenlik alanında yaşanan bir sıkıntıya işaret edebiliyor. Ve bu noktada bazı sıkıntılar oluşuyor. Bunu söylemek istiyorum. Hı hı. Burada şunu da şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Örneğin duman dedektörünü düşünelim. Bize yangınla ilgili alarm veriyor, değil mi? Burada duman bir işarettir bizim, hı hı, için. Ve o dumana nasıl bir tepki vereceğimiz, yani oradan korunmamızı sağlayacaktır. Burada dumanı şöyle düşünebiliriz, hani bir uyarıcı, tehdit. Hı hı. Ama her zaman duman bir yangının belirtisi olmayabiliyor. Bu durumda işte eğer onun yangından mı kaynaklı olduğunu ya da başka bir duman mı olup olmadığını anlamak, gerçeği değerlendirmek dediğimiz bir durum oluyor. Hı hı. Burada da o yüzden tehlike ve tehdidi algılamada eğer aşırılık oluyorsa, bu kaygı bozukluğuna evrilmiş oluyor. Hı hı. Peki bu kaygı bozukluğunun bahsettiğiniz şeylerin toplumumuzda görülme yaygınlığı, sıklığı nedir? Toplumumuzda oldukça yaygın olduğuna dair araştırmalar mevcut. Özellikle kadınlarda erkeklere göre daha fazla. Yaşam boyu yaygınlığı %6 civarında görülüyor. Genellikle de çocuk yaşta ya da ergenlik döneminde diyebileceğimiz 10-25 yaş aralarında daha çok görülüyor. Burada önemli bir nokta da şu, bu kişilerde yeti yitimine çok sebep oluyor. Yani iş gücünde ciddi bozulmalara sebep oluyor. Bu yüzden önemli bir bozukluk. Peki kaygı bozuklukları nelerdir? Yani bir başlık altında sıralasak bunları. Yaygın kaygı bozukluğu dediğimiz süren olan bir durum var. Onun yanında işte özgül fobiler dediğimiz, işte kedi köpek korkusu gibi belli alana yayılmış bozuklukların olduğu alan var. Ve bunun yanında panik bozukluğu dediğimiz, işte panik atağına değineceğimiz, hı hı, konu var. Peki en yaygın, yani yaygın kaygı bozukluğu nedir? Yaygın kaygı bozukluğu dediğimiz durum, bu kişilerde genel bir tasalanma hali vardır. Bunu endişe de diyebiliriz ama tasalanma dediğimizde endişe var ve endişenin de daha yoğun yaşandığı bir durum. Yani kişi sürekli bir şeyle meşguldür, bir düşünceyle, yani bir endişe hali hakimdir. Hı hı. Hani tehlikeli ve tehdit verici bir uyaran var ve bunun karşısında kişi bununla ilgili sürekli bir düşünme halindedir. Genel olarak huzursuzdur, gergindir ve tedirgindir. Ve bu hayatına yayılmış bir durumdadır. Hani yaygınlığı, aslında yaygın kelimesi buradan geliyor diyebiliriz. Bunu şöyle anlatabilirim. Bir müzik çaları düşünelim evimizde. Bunun arada sesini kısarız, arada açarız, alçaltırız. Hani oynamalar yapabiliriz. Hı hı. Ama müzik hep vardır. Arkadan gelen bir müzik hep vardır. Bu da işte düşünceler de oradaki müzik gibidir. Bazen çok artar, bazen azalır. Ama hep bir vardır, yani hep, hı hı, oradadır. Ve kaynağı belli değildir. Yani her konuda tasalanabilir kişi. Ama genellikle sağlık, işte kişiler arası, para, tıbbi dayanıksızlık, bu gibi alanlarda bir tasalanma hali diyebiliriz. Hı hı. Peki yaygın kaygı bozukluğunun belirtileri nasıldır?
belirtilerinde kişinin genel görünümünde böyle bir huzursuzluk, tedirginlik, bir endişe hali dediğimiz durum mevcuttur. Yani kişide olağan olduğu için, hani bu yaygın olduğu için, yani belki görünüşünde çok bir şey anlayamayabiliriz. Ama davranışlarına ve fizyolojik tepkilerine bakarak bunu da çıkarım yapılabilir. Böyle konuşurken genelde tedirgin bir hal olabilir. Bir de bilişsel yetilerinde dediğimiz işte algılama, değerlendirme, bu gibi şeylerde bir sorun yoktur. Ama kişi sürekli zihinsel olarak bir meşguliyette olduğu için dikkatinin sürdürülmesinde, odaklanmasında bir azalma olabilir. Bunu görebiliriz. Çünkü dikkat sürekli belli bir şeydedir ve kolay dağılabilir. Bu da şöyle ortaya çıkar. İşte konuşma esnasında ya da ilişkilerinde odaklanamayabilir konuşulan konuya veya başka çevreye. Bu olabilir. Onun dışında toplumumuzda da çok bilinen işte böyle karabasan dediğimiz durum. Yani kişinin içine böyle göğsüne sanki bir şey oturmuş da bir şey olacakmış. Her an bir şey ortaya çıkacakmış gibi bir durumdur. Burada kişi bunları değerlendirme noktasında bir yani işlevsizlik görülür ve bunları değerlendiremeyebilir, yani aşırı bir kaygıdan dolayı. Ama burada kaygı bozukluğu başlığı altında ele alınmasına rağmen asıl tema kaygı değildir, endişedir. Ve kişi konuşurken bazen çok hızlı konuşabilir, bazen yavaş konuşabilir. Onun dışında çabuk yorulabilir ve bu ilişkilerine de yansıyabilir. Yani aslında bunlar oluyor diye illa bir hastalık olması gerekmiyor. Hani şöyle söyleyebiliriz. Kişi örneğin bir sunum yapacaktır. Sunum yapma ile ilgili önce yani düşünmeye başlar. Gelecek günle ilgili bir beklenti kaygısı içerisine girer. Ne yapacağım, ne olacak, yapabilecek miyim gibi düşünceler çok hakimdir. Ve kişi bundan dolayı eğer ki sunum yapmamak için okulu bırakıyorsa örneğin, burada işte bir bozukluk ortaya çıkar. Bu biraz daha ileri seviye gibi oluyor. Hani. Evet. Yani bozukluk dediğimiz noktada işte kişinin belli bir alanda kişiye zarar vermesini görüyoruz. Bunu söyleyebilirim. Peki tanı koymak için neler gereklidir? Az önce belirtilerinden bahsettik. Yavaş yavaş tanı koymaya gelelim. Evet. Tanı koymada bir uzman değerlendirmesi tabii ki. Tabii ki. Çok önemli. Ama yaygın kaygı bozukluğunda değerlendirme yaparken yani çok anlaşılamayan bir hastalık bu. Çünkü dediğim gibi düşünceler sürekli olduğu için ve kişi içeriğine dair pek bilgisi olmadığı için diyebiliriz. Depresyonla çok karıştırılan bir bozukluk. Hatta yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki yani her 4 depresyon tanısından birisinin aslında kaygı bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu olduğu görülüyor. Ve bu kişiler yani uzun süre devamında tabii ki kişilere hasar vereceği için tanı önemli. Tanıda bir de şu önemli, saydığımız belirtilerden işte en az 3'ünün 6 ay aşkın bir süredir yaşanıyor olması gereklidir. Ve bu durumun bir herhangi bir alkol madde kullanımına bağlı olmaksızın ya da İşte travmadan bahsettik geçmiş bölümlerde. Hani travmatik bir yaşantı sonucu olmaması gereklidir. Peki panik bozukluğu nedir? Panik bozukluğu da kaygı bozukluklarının içerisinde bir bozukluktur. Burada panik atak başlığını ele aldık. Panik atak, panik bozukluğunun bir semptomudur. Yani panik nöbeti dediğimiz. Kişinin o esnada çıldıracağım, İşte aklımı kaybedeceğim ya da öleceğim, ölme korkusu gibi şeyler, kalp krizi geçireceğim gibi durumları yaşadığı bir nöbettir. Panik atak, panik bozukluğun bir semptomudur. O yüzden bunu vurgulamak istedim. Çünkü toplumumuzda çok biliniyor. Hani panik atak sanki kaygı bozukluklarının bir parçasıymış gibi ama sadece bir semptom. Şöyle söyleyebilirim. Hani yaygın kaygı bozukluğunda da bir panik atak semptomu olabilir. Ama hastalığın adı yaygın kaygı bozukluğudur. Panik bozuklukta da panik atak semptomlarının ağırlıkta olduğu, yani bir ayda mesela en az 4 atak geçiriyorsa kişi. Ve bunun sonunda bir beklenti anksiyetesine, yani kaygı beklenti kaygısına giriyorsa kişi, işte tekrar atak geçireceğim, tekrar yaşayacağım. Hani artık farkındaysanız atak dışında atakla ilgili bir beklentiye yol açan duruma dönüşüyor. Burada da işte panik bozukluğu oluşuyor. Peki panik bozukluğun belirtileri nelerdir, bulguları? Panik bozukluğunun belirtilerinde eğer panik nöbeti
geçirmiyorsa kişi, genel görünümünde hiçbir problem yoktur. Yani bilişsel yetilerinde bir sıkıntı yoktur. Gerçeği değerlendirme yetisinde bir bozukluk yoktur. Ancak panik nöbeti esnasında kişiyle konuşmak güçleşebilir. Yani burada çok normal tepkiler vermeyebilir kişi. Ama bunun süresi kısadır aslında. 10-15 dakika içerisinde bu panik nöbeti bitmektedir. Ama kişi o esnada sizinle iletişim kuramayabilir. Sesi titrektir, göz bebekleri büyümüştür, kalp atış hızı çok fazladır. Ve o an yani size tepki veremez. Hani sanki bilincini kaybetmiş gibi bir görünüm vardır. Aslında bu öyle değildir. O an yaşadığı bir duruma özgüdür. Hareketlerinde aşırı bir hareketlilik olabilir ya da hiç bir hareket olmayabilir. Ama genel görünümünde bir sıkıntı yoktur. Dediğim gibi eğer nöbet esnasındaysa iletişim kurmak zor olacaktır. Peki fobik bozukluk diye de bir şey var Betül Hanım. O nedir olarak sorayım size. Evet. Fobik bozukluk burada özgül fobi dediğimiz bir durumu oluyor genelde. Belli bir nesne var aslında. O nesneden korkulmayacağını biliyor kişi. Ama yine de korkuyor. Buna engel olamıyor. Yani o nesneye karşı gerçek dışı bir korku duyulmasına fobik bozukluk diyebiliriz. Birçok fobik bozukluk vardır. Yani bunlar işte kedi korkusu, köpek korkusu, yılan fobisi. Burada da şunu eklemek istiyorum. Örneğin köpek balığı korkusu da yaşayabiliriz aslında. Ama köpek balıkları normal yaşamımızda olmadığı için hani bu bir sorun olmaz. Ama örneğin işte kedi fobisi varsa kişide. Evet. Ve sokakta yani her sokakta karşınıza çıkan canlılarımız, evet. Sokak canlılarımız. Evet. Onlardan korkmak biraz sıkıntı olabilir. Evet. İşte burada kişi mesela kedi olan yerlerden kaçabilir ya da kaçınabilir. Veya işte yanına illa birini alıp bir yere gidebilir korktuğu nesneye karşı. Burada işte yani hayatımızın içinde olan durumlarda eğer kaçıyorsak, kaçınıyorsak ya da işte buna karşı önlemler alıyorsak ve bu yaşam alanımızı daraltıyorsa burada bozukluk oluyor. Fobik bozukluğu da böyle açıklayabilirim. Türlerini peki bu şekilde mi sıralayabiliriz? Ayrıca bir türü var mıdır fobik bozukluğun? Genelde 3 ya da 4 başlık altında ele alabiliyoruz. İşte sosyal kaygı bozukluğu dediğimiz durum. Agorafobi var ve özgül fobiler bahsettiğim. Onun dışında ayrılık kaygısı bozukluğu dediğimiz hani ayrılma kaygısı diyebiliriz. Peki agorafobi ismi biraz değişik geldiği için ilk önce onu soruyorum size. Agorafobi nedir? Açık alan korkusu. Türkçesi budur. Açık alan korkusu. Burada kişi açık alandan ziyade hani oraya gittiğinde yalnız kalacak. Yalnız kalacağım, tek başıma kalacağım. Başıma bir tehlike gelecek, bir tehdit var ve tek başıma kaldığımda bununla baş edemeyeceğim. Çaresiz kalacağım gibi bir algıdadır. Ve çaresizlik hissiyle yaşanır. Agorafobi için bunu söyleyebilirim. Sosyal fobi peki nedir? Sosyal fobi. Sosyal fobide de sosyal ortamlardan duyulan bir kaygı ve korkudur. Burada kişi performansıyla ilgili bir değerlendirme kaygısı içindedir. Değerlendirileceğim, işte eleştirileceğim gibi düşüncelere sahiptir. Yani bu terleme olabilir. Onun dışında konuşurken yanlış bir şey söyleyeceğim, bana gülecekler, alay edecekler gibi düşünceler olabilir. Ve genelde bu kişiler yalnızlık duygusu içindedir ve bir dışlanmadan da korku halindedir. Ve sosyal ortamlarda kişi kendiyle aşırı bir meşguliyet halindedir. Sanki herkes ona bakıyordur, herkes onu izliyordur ve her şey onun üzerinde toplanmıştır. Aslında burada hani gerçek öyle olmasa bile kişi buna inanmaktadır. Hani topluluk önünde konuşmak mesela bu gibi bir zorluk yaşayabilir kişi. Bunları söyleyebilirim. Sanki sosyal fobinin biraz böyle belirtileri biraz sanki özgüven eksikliği gibi ben algıladım. Hani topluluk önünde konuşmaktan çekinir gibi. Evet, burada ayrım şu olabilir. Güzel bir soru oldu, teşekkür ederim. Kişi topluluk önünde konuşmaktan kaçındığı için belli becerileri geliştiremez. Bu da tabii ki beraberinde bir özgüven sorununu getirebilir. Yani konuşamadığı için ya da kaçtığı kaçındığı için ortamlardan özgüveni gelişemez. Gelişemediği için belli bir sorun olabilir. Şimdi bu birçok bozukluktan bahsettik Betül Hanım. Oluş nedenlerinden
ruhsal kökenli olanlar var mıdır? Varsa nelerdir? Tabii. Psikolojide pek çok ekol vardır. Yani pek çok kuram üzerinden kişiler bozuklukları açıklamaktadır. Ruhsal dediğimizde daha yani ruhumuz, hani bilinç dışı ya da bilinçaltı denilen kavramlarla ilgilidir. Burada kuramcı Freud dediğimiz işte bir bilim insanına atıfta bulunabiliriz ruhsal kökenli olarak. Kişinin farkına varamadığı, açıklayamadığı dürtüleri vardır. İşte cinsellik, başka şeyler. Bu dürtülerle ilgili gerçek dünya arasında bir çatışma vardır. Yani kişi bu dürtüleri bir doyum arar, doyurmak ister ama gerçek dünyada buna pek müsaade yoktur. Bu durumda bir çatışma ortaya çıkar. Ve bu çatışma sonunda da kişi kaygı yaşamaktadır. Örneğin kendi hastalarından analiz ettiği bir küçük Hans vakası vardır. Burada çocuk cezalandırılmaktan korktuğu için at fobisi geliştiriyor. Mesela atlardan korkuyor. Analizinde analiz yapılırken açığa çıkıyor ki aslında özünde cezalandırılma kaygısı var. Çünkü onun altında da cinsel dürtüleri var. Bunları açığa çıkaramadığı için bir kaygıya giriyor ve kaygı ve korkusunu at fobisi şeklinde yaşıyor. Hani buna yer değiştirme savunma mekanizması diyoruz. Ruhsal kökenler için bu. Peki bu bozuklukların oluşmasında ne tür düşünce yapıları etkili oluyor bu tarz durumlarda? Düşünce yapıları dediğimizde artık sürenleşmiş bir şeyden bahsedebiliriz. Yani kişi düşüncesi ve davranışı artık bir ve bütün gibi görülebilir. Burada yaygın kaygı bozukluğu için kişinin endişeyle ilgili olumlu inançları olduğunu görüyoruz. Örneğin eğer çok tasalanırsam, düşünürsem bir çözüm bulabilirim. Bu iyi bir şeydir gibi bir düşüncesi vardır kişinin. Ve düşünerek sorunu çözebileceğini zanneder. Başta bu ona iyi gelebilir, rahatlatabilir. Ama daha sonra düşünce hakkında düşünmeye başlar. Düşünce hakkında düşünce üretir. Burada tip 1 ve tip 2 ayrımı yapılıyor genelde. Tip 1 dediğimiz işte ilk önce yani tehlike veya tehditle ilgili bir durumda düşünmek. Düşünerek çözüm bulmak tip 1. Daha sonra bulduğumuz çözümün soruna yol açması. Çünkü o düşünceleri artık kişi kontrol edememeye başlar. Denetimden çıkmış gibidirler ve bu kişiye bu defa bir tehlike olarak algılatır ve kişi bunları kontrol edemeyeceğini düşünür. Buna da tip 2 düşüncesi diyoruz. Bir de şu vardır, belirsizliğe tahammülsüzlük. Kişi belirsizliği bir tehlike olarak algılar. Yani büyük bir tehlikedir ve bununla baş edemeyeceğini düşünür. Onun dışında bir de duygulara değinmek istiyorum. Yaygın kaygı bozukluğunda kişiler hani endişe dedik ya, endişe genelde bir düşünce biçimidir. Ve bu kişiler duyguları yaşayamazlar. Yani duyguları yaşayamadıkları için sürekli bir düşünce üretirler. Burada hani duygularla ilgili tanımlamada, anlamlandırmada, anlamada bir zorluk olduğunu görüyoruz. Yaygın kaygı bozukluğu ile ilgili bunları söyleyebilirim. Özgül fobilerde de tehlikeli olduğuna dair düşünceler vardır. Ve tehlikeli ise kaçmak, kaçınmak dediğimiz gibi. Burada şu aslında akıla gelebilir. Hani kaçmak başlangıçta o fobiden uzaklaştığımızda rahatlık hissederiz. Hani fobik nesne eğer karşımızda yoksa kişi için bir sıkıntı yoktur aslında. Hani o zaman kaçmak iyi bir şey gibi görünüyor. Evet, o korkuyu da yaşamaz o anlık. Evet, ama kaçtıkça aslında yaptıklarımızın değil yapmadıklarımızın sayısı artıyor. Hani bizi belki ihtiyaçlar kavramına değinmiştik ya, alacağımız birçok ihtiyaçtan mahrum bırakıyor. Bozukluk işte burada ortaya çıkıyor ve belli düşünce yapıları burada kişinin davranışlarını etkiliyor. Onun dışında panik bozukluk içinde aklımı yitireceğim, çıldıracağım gibi felaketleştirme dediğimiz bir düşünce yapısı. Buna işte çarpık inanış diyebiliriz. Yani felaket olarak algıladığı bir durum karşısında kişinin çarpık durum. Düşünce yapıları ile ilgili bunlar. Peki bu bahsettiğimiz bozukluklarda çevresel ya da çevremizde bulunan kişilerin etkileri var mıdır? Çevresel etkenleri nelerdir varsa? Yine yaygın kaygı bozukluğuyla başlayayım. Yaygın kaygı bozukluğunda bağlanma
belirgindir. Bağlanma şudur, ilk çocukluğumuzda doğduğumuzda bize bakım verenle bir ilişki içerisindeyiz. Ve burada güvenli bağlanma çok önemlidir. Çünkü tehlikede ve tehdit altında hissettiğimizde bağlanma arayışına gireriz. Yani bu ne olabilir? Ona ulaşma çabaları işte. Bebek ağlar, ağlarsa annesi gelir. İşte günlük yaşamımızda da eve girdik diyelim ki yalnızız, içimize bir bunaltı çöktü. Hemen birini aramamız mesela. Bu bir bağlanma davranışıdır. Yaygın kalbi bozukluğunda çocukluk döneminde kişilerin endişe üzerinden bir bağ kurduğu görülür bakım verenle. Ve burada ebeveynlerle rollerin değiştiğini görürüz. Yani kişi ailedeki birilerinin sorunları için endişeleniyordur. Yani normalde bakım verenlerin çocuk için endişelenmesi gerekirken burada çocuğun onlar için endişelendiği görülür. Bu işte güvensiz bağlanmadır. Bunu söyleyebilirim. Özgül fobiler için kişinin fobik nesneyle ilgili yani bir yaşam deneyimi, travmatik bir yaşam deneyimi olabilir. İhmal olabilir, istismar öyküleri olabilir. Panik bozuklukta da çevresel etmenler şu olabilir. Kişi eğer bir ortamda panik nöbeti yaşadıysa o ortam onun için artık bir uyarıcı haline gelmiştir. Ve buralardan kaçınabilir. Peki çocuklarda görülen bunaltı bozukluklarından biraz bahsedelim isterseniz. Tabii çocuklarda genelde ayrılma kaygısı yaşıyoruz. Hani bu saydığımız belirtiler dışında, kaygılar dışında. Ayrılma kaygısı bozukluğu da çocuk bakım verenle ayrıldığı zaman. Mesela işte okula başlamada çok sık görülüyor. Burada ayrıldığında sanki bir daha hiçbir zaman o bakım vereni göremeyecekmiş gibi bir şey, bir kaygı yaşıyordur çocuk. Ayrılma kaygısı bozukluğu için bunu söyleyebilirim. Bir de bizim seçici konuşmazlık dediğimiz mutizm diye görülen bir tablo var. Bu da yine ilkokul çağında çocuklarda çok sık görülüyor. Genelde de kız çocuklarında fazla görülüyor. Güvenli bulmadığı bir ortamda konuşamaması. Aslında hani konuşma yetilerinde hiçbir bozukluk olmamasına rağmen belli ortamlarda çocuk konuşamıyor. Örneğin okulda. Aile içinde ya da anne babasının yanında rahat bir şekilde konuşuyorken okulda konuşamıyor. Eğer bu tedavi edilmezse ileriki dönemlerde çocuğun yaşamında pek çok kısıtlamalara sebep olabiliyor çocuklar için. Şimdi tedavi yöntemlerini soracağım ama onun öncesinde bir soru daha sormak istiyorum size. Biraz önce bahsettiniz ya ilkokul özellikle çocuklar ilkokula başlarken annelerinden ya da ebeveyninden ayrılırken çok zorluk çekiyor. Hatta şöyle tablolarla da karşılaşmıştım ben kendim hatırlıyorum çocukluğumdan. O kadar çok ağlıyordu ki arkadaşım annesi sınıfta bizimle oturuyordu. Yani sizce bu nasıl bir davranış? Hani anneler bu tarz durumlarda ya da ebeveynler anneler olarak kısıtlamayalım. Nasıl aşabilirler bunu? Evet güzel bir soru, önemli bir soru. Burada bozukluğun şiddeti çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü eğer kaygı seviyesi çok yüksekse bir çocuğun başlangıçta alıştırmalı olarak duyarsızlaştırma dediğimiz bir teknik var. Evet aşama aşama kişiyi oraya alıştırmak. Ama eğer bir bozukluk seviyesindeyse önce tabii ki bir uzman desteği önemli. Burada yani sürekli olmayacak şekilde ilk bir hafta belki anneler evet okula birlikte gelip bir süre çocuğun yanında kalarak, onu ortamı ona tanıtarak ve ortamla ilgili bilgi vererek şöyle olacak, böyle olacak kaygısını yatıştırmaya çalışabilirler. Ama bu eğer süren bir hal alıyorsa çocuk bunu devam ettirecektir ve bu kaygısını yenemeyecektir. Yani burada duygu düzenleme dediğimiz bir kavrama atıf yapmak istiyorum. Yani orada kaygıyı düzenleme noktasında ebeveyne ihtiyacı var çocuğun. Orada hani ebeveynin de bir kaygısı var aslında hani eğer çocuğun yanında duruyorsa. Burada ebeveynin de önce kendi kaygısını yönetiyor olması ve sonrasında çocuğun kaygısını yönetmesine yardımcı olması önemli. Hani bu eğer iki haftaya geçen bir süre oluyorsa orada sıkıntılı bir şey var diyebilirim. Peki az önce bahsettiğimiz bunaltı bozukluklarının şimdi tedavisine gelelim. Onların tedavi yöntemleri nelerdir? Yaygın kaygı bozukluğunda erken tedavi çok önemlidir. Erken eğer bir uzmana gidilirse çok çok iyi olur. Burada ilaç tedavisi ve psikoterapi yöntemleri var. Psikoterapilerden bilişsel davranışçı terapi dediğimiz işte mesela endişe günlüğü tutmak
Ev ödevleri verilir kişilere. İşte endişeyi sınırlandırmak. Örneğin akşam işte 8 ile 9 arasında endişelen sadece. Ya da 15 dakika. Hani endişeleri oraya sığdırmak. Onun dışında çözümleyici psikoterapi olabilir. Destekleyici psikoterapi olabilir. Fobilerde de yani ilaç evet gerekirse kullanılabilir ilaç tedavisi ama bunun dışında daha çok bilişsel davranışçı terapi dediğimiz bir ekol yine çok etkili. Burada öncelikli kişinin korku duyduğu şeyler hiyerarşik bir liste yapması istenir. Hani en çok korktuğu şeyden en az korkulana kadar ve terapistiyle birlikte aşama aşama bunlara alıştırma dediğimiz bir yöntemle baş etme planı hazırlanır. Onun dışında panik bozuklukta da yine bilişsel davranışçı terapi artı ilaç tedavisi etkili olabilir. Ama ilaç tedavisinden daha çok yine de psikoterapi önerilmektedir. Ruh sağlığı köşemizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz Betül Hanım. Bir sonraki hafta ne konuşacağız onu da şimdiden izleyicilerimize aktaralım. Önümüzdeki hafta obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz takıntı hastalığı. Takıntılarımızla ilgili konuşacağız. Ağzınıza sağlık o zaman bu haftalık. Önemli bir konuyu gündeme getirmiş olduk sayenizde. Çok sağ olun. Sizin de sayenizde. Ben teşekkür ediyorum. Ruh sağlığı köşemizin şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki hafta takıntı hastalığı hakkında konuşacağız. Eğer sizin de merak ettiğiniz şeyler varsa bize WhatsApp ihbar hattımızdan, Facebook'tan veya Instagram'dan ulaşarak sorularınızı Betül Hanım'a iletebilirsiniz. Nilay'la Her Şeye Dair programı haftalık burç yorumlarıyla devam ediyor. Nilay'la Her Şey Dair programına haftalık burç yorumlarıyla devam ediyoruz. Sevgili Koç burçları, bu hafta özellikle parasal konularda beklenmedik gelişmeler sizi bekliyor. Kariyer hayatınızla alakalı ani değişimler söz konusu olabilir, çalıştığınız alanı değiştirebilirsiniz. Bu alanda daha fazla maddi anlamda kazanç sağlayabilirsiniz. Açılacak olan yeni kapılar sayesinde çevreniz genişleyebilir. Ayrıca içinizde bulunan enerjinizi karşı cins üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Sevgili Boğa burçları, bu hafta ruhsal gelgitleriniz olabilir. Uzun bir süredir üzerinizde olan baskının bu haftanın ortalarından itibaren kalktığını hissedebilirsiniz. Bu baskının ortadan kalkmasıyla değiştirmek istediğiniz bazı şeyler olabilir, özgürleşmek isteyebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, yeni yerler keşfetmek adına kısa süreli bir seyahat yapabilirsiniz. Aksiyon dolu bir hafta sizleri bekliyor. Sevgili ikizler, bu hafta gördüğünüz rüyaları biraz daha dikkate alabilirsiniz. Çünkü görecek olduğunuz rüyalar sezgisel yönü güçlü olan rüyalara benziyor. Bu süreçte geçmişi biraz fazla düşünebilirsiniz. Bu düşünceler yüzünden uykularınız da kaçabilir. Büyük paralar kazanmak adına aksiyon alabilirsiniz. Aynı zamanda büyük harcamalar da söz konusu olabilir. Sevgili yengeç burçları, arkadaş çevreniz, hayalleriniz, hedefleriniz noktasında gelgitler yaşayabilirsiniz. Duygusal anlamda beklenmedik gelişmelere açık olmalısınız. Eşiniz veya partnerinizle ortak noktada buluşabilirsiniz. Geleceğe dair ortak kararlar alabilmeniz mümkün. Beraber harekete geçeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Eğer bir partneriniz yoksa hafta sonuna doğru bu konular üzerine düşünebilirsiniz. Hayatınıza bu süreçte birilerinin girmesi muhtemel. Sevgili aslan burçları, geleceğiniz adına önemli kararlar alabilirsiniz. Partnerinizin hayatındaki gelişmeler de sizi biraz zorlayabilir. Ancak bu zorlanmaları kolay bir şekilde atlatmanız mümkün. Bu hafta yeni bir girişimde bulunabilirsiniz. Bulunacağınız bu girişim kariyer hayatınızla ilgili olabilir. Dolayısıyla temponuzun artacağı bir dönem geçirebilirsiniz. Sevgili Başak burçları, idealleriniz konusunda sürpriz değişimlere hazırlıklı olmalısınız. Aşk hayatınızda bir hareketlilik söz konusu olabilir. Köklü bir ilişkinin başlangıcı gerçekleşebilir. Ani bir seyahat yapabilirsiniz. Aynı zamanda yaratıcı girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu süreçte inanç sisteminizde, değer yargılarınızda bir özgürleşme yaşamanız mümkün. Sevgili terazi burçları, parasal konular gündeminizde yer alabilir, bütçe konusunda biraz zorlanmalar yaşamış olabilirsiniz. Ancak elinize büyük paralar kazanmak adına fırsatlar geçiyor. Beklenmedik paralar kazanabilirsiniz. Belki bir miras söz konusu olabilir. Elinize geçecek bu fırsatlar doğrultusunda da bir ev alma, taşınma gibi konular üzerine kararlar alabilirsiniz.
Sevgili akrep burçları, partnerinizle alakalı sürpriz gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Özellikle evli olan akrep burçları için aile hayatıyla ilgili bir değişim söz konusu olacak gibi. İlişkinizle alakalı bir takım sorunlar varsa bu süreçte çözüme kavuşuyor. Partnerinizle ortak noktada buluşabilirsiniz. Ortak girişimlere başlamanız mümkün. Önemli anlaşmalara, sözleşmelere imza atabilirsiniz. Sevgili yay burçları, iş hayatınıza dair sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte sağlığınıza biraz daha önem vermeniz yararınıza olacaktır. Maddi problemler yaşıyorsanız eğer, iş değiştirmeniz, farklı alanlara yönelmeniz gibi konular gündeminizde yer alabilir veya kazanç kapılarınız artabilir, ek iş yapabilirsiniz. Büyük kazançlar sağlamanız mümkün. Sevgili oğlak burçları, aşk hayatınızla alakalı sürpriz gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Bu konuda cesur hamlelerde bulunmak, yaratıcı girişimlerde bulunmak adına harekete geçebilirsiniz. Bu hafta çok önemli kararlar da alabilirsiniz. Daha önce yaptığınız işlerle alakalı bir beğenilme, öne çıkma söz konusu olabilir. Ufak ama geleceğiniz adına önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aksiyon dolu bir hafta sizleri bekliyor. Sevgili kova burçları, aile hayatınıza dair ciddi konular gündeme gelebilir. Bu konular yüzünden ufak bir huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Ancak bu durum geçici gözüküyor. Bilinçaltınızı temizlemek adına ritüeller yapmanız ruh sağlığınız açısından iyi olabilir. Göreceğiniz rüyalar, tahmin etmediğiniz karşılaşmalar kadersel anlamda mesaj içeriyor olabilir. İç yüzünü bilmediğiniz olaylar açığa çıkabilir. Sevgili balık burçları, bu hafta sürpriz haberler alabilirsiniz. Alacağınız bu haberler ilk önce sizi biraz rahatsız etse de gelecek adına sizin gelişiminize katkı sağlayacağı benziyor. Yeni bir hedefiniz, hayaliniz olabilir. Bu konuda yakın çevrenizden beklediğiniz desteği de alabilirsiniz. Hayatınızın durağanlığı biraz hareketleniyor gibi. Daha önce yaşadığınız olayların üzerinden geçebilirsiniz. Olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanız mümkün. Nilay'la Her Şeye Dair programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.